araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapmakta, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürütmektedir. Yükseköğretim Kalite Kurulu 2017 yılında turizm ve ilgili alanlarda akreditasyon verme konusunda Turizm Akademisyenleri Derneği, Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu'nu yetkilendirmiştir. Soyder Turak, sektör paydaşlarıyla birlikte akreditasyon çalışmalarını başlatmış, bugüne kadar 8 programa akreditasyon vermiştir. Ülke genelinde eğitim kalitesinin artırılması ve akreditasyon oranlarının yükseltilmesi yüksek öğretimde öncelikli politikalar arasında yer almaktadır. Değerli katılımcılar, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile Turizm Akademisyenleri Derneği, Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu İşbirliği ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen Turizm Eğitimi Kalite ve Akreditasyon Çalıştayına hoş geldiniz. Çalıştay programını arz ediyorum. Açılış konuşmaları, turizm eğitiminde kalite ve akreditasyonun istihdama etkisi konulu panelin sunumu, rektörler gözüyle eğitimde kalite ve akreditasyon konulu panelin sunumu, turizm eğitiminde akreditasyon konulu seminerin sunumu, Turak akreditasyonunda iyi uygulamalar konulu panelin sunumu, turizm eğitiminde akreditasyon konulu seminerin sunumu, mezun öğrenci gözüyle turizm eğitiminde kalite ve akreditasyon konulu panelin sunumu, turizm eğitimi kalite ve akreditasyon çalıştayına yönelik değerlendirme ve kapanış. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu Turak Başkanı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Muharrem Tunay'ı arz ederim. Çok kıymetli katılımcılar, bugün sizlerle Turizm Eğitimi Kalite ve Akreditasyon Çalıştayını gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu etkinliğin amacı turizm yükseköğretim kurumlarında kalite farkındalığını artırmak, ülkemizin yükseköğretim kalite vizyonu konusunda bilgilendirme yapmak ve eğitim kurumlarımızı akreditasyona yönlendirmektir. Programa son dakikada ortaya çıkan olağanüstü bir gelişmeden dolayı erken aramızdan ayrılacak olması nedeniyle Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alparslan Bey'in konuşmasıyla başlayacağız. Ben sözü kendisine vermeden önce kısaca bir konuya temas etmek istiyorum. Sayın Bakanım, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda turizm diplomalı çalışan sayısı 2018 rakamlarına göre sadece 1007. Turizm mezunlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda istihdam edilmesinin önünün açılması, bakanlığın etkinliğinin artırılması açısından son derece önemli. Bakanlık politikasının farklı alanlardan turizme yönelik istihdam edilenleri turizme öğretmek yerine binlerce mezun veren turizm programlarından istihdam sağlanması olmalıdır. Ayrıca il kültür ve turizm müdürlüklerinde de müdür veya müdür yardımcılarından en az bir tanesinin turizm mezunu olması sağlanmalıdır. Bu hususlar tarihi bir belge niteliğindeki turizm şurasında da kayıt altına alınmıştır. Buna ek olarak sektörde turizm diplomalı çalışanların sayısını artırmamız gerekiyor. Bunun için de bir yasal düzenleme yapılmasının önünün açılması önemli. Pandemi sonrasında daha güçlü girmek adına rekabete sektörde diploması, MYK belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan ustalık belgesi olmayanların çalışmasının önüne geçilmesi gerekiyor. Ve bu konuda yasal düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor. Bunu özellikle siz varken ifade etmek istedim. Sayın Bakanım'a yoğun programına rağmen bize zaman ayırdığı ve her aşamada çalışmalarımıza sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu çalıştayın yapılmasını aslında Sayın Bakan Mehmet Nuri Ersoy Bey ile birlikte yaptığımız toplantıda planlamıştık. Kendisi toplantıya katılamadı. Sayın Bakanımızı bu konuda da bilgilendirirseniz sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Sayın hocalarım, değerli arkadaşlar, saygıdeğer katılımcılar, hepinizi en kalbi duygularımla, selamlarımla, hürmetlerimle, saygılarımla selamlıyorum. Çalıştayımızın başarılı olacağını olan inancımı ifade ederek sözlerime başlıyorum. Muharrem hocamın tabii bugüne kadarki turizm eğitimi konusunda, turizm çalışanlarının niteliğinin yükseltilmesi konusunda turizm akademisyenler olarak çok değerli çalışmalar var. Bu çalışmalardan dolayı şahsında tüm turizm çalışanları derneğimizde ben tebriklerimi, teşekkürlerimi, şükranlarımı sunmak istiyorum.
Hocamın açılışta ifade ettiği sözler, güzel temennilere biz de bakanlık olarak destekliyoruz. Şurada da zaten bunlar kayıt altına alınmıştı. Elbette bunlar, bunların hukuki altyapısının hazırlanması, hayata geçirilmesi belli bir zaman süreç alıyor. Elbette bizim de amacımız turizm eğitim alan insanların hem bakanlıkta hem sektörde daha fazla ve daha güçlü şekilde yer alması, bizim turizmin yapma niteliğimizi daha üst düzeylere çıkartacağından olan eminimizle bu çalışmaları yapacağımızı, devam ettireceğimizi ben ifade etmek istiyorum. Bu güzel temennilere hocamın katılıyorum. Değerli katılımcılar, bu Muharrem hocamın da söylediği gibi ülkemiz turizm konusunda özellikle son yıllarda çok hızla gelişen, 2016'da yaşadığımız krizden sonra hızla yükselen, dünyada parlayan bir yıldız haline gelmişti 2019 yılı sonlarında ve hem turist sayısında hem de turizm gelirleri konusunda çok iyi noktalara doğru ilerlemiştik. 2023'te de biz bakanlık olarak 2023 turizm stratejisini de kamuoyuyla paylaşmıştık. Orada bildiğiniz gibi 2023'te 75 milyon turist, 65 milyar dolar turizm hedefi ne ulaşmak istediğimizi ifade etmekteydik ve 2019 yılı sonu itibariyle de bu hedeflere ulaşmamızın, bu ortaya koyduğumuz strateji ve yol haritasıyla beraber pekala mümkünlüğü ortadaydı. Yine bu amaca ulaşmak için bazı yeniden yapılanmaları, Turizm Geliştirme Ajansı'nın kurulması gibi adımlar atılmıştı ve Türkiye bu anlamda turizmde hızla ilerleyecek, dünyada ilk 5 belki de ilk 3'e girecek bir potansiyele sahip haldeydi. Bu da bizi son derece memnun edici gelişmelere doğru götürecekti. Lakin işte tüm dünyanın yaşadığı, bildiğiniz gibi bu salgın süreci maalesef başta turizm sektörü tüm dünyada çok olumsuz etkilere sebebiyet verdi. Biz de bu çerçevede bu salgın sürecinden en doğru bir şekilde, en sağlıklı ve en az zararlı ulaşma anlamında bir turizm sertifikasyon programı ortaya koyduk. Bakanlık olarak sektör çalışanları, akademisyenler hep bir araya gelerek uzunca süre, 3 aylık çalışmalardan sonra bu akreditasyon programını ortaya koyarak güvenli turizm sertifika programını koyduk ve bunun da sonuçlarını Kurban Bayramı'ndan itibaren gerek Rusya, Almanya, İngiltere başta olmak üzere dış pazarların açılmasıyla beraber turizmde rakip ülkelerimize göre birkaç adım önde ilerlemekteyiz ama bu salgın süreci maalesef ki istediğimiz doğrultuda, istediğimiz düzeyde turizm gitmesini maalesef engellemekte. Ama bu sertifika programımız ve salgın sonrasında ve salgınla beraber yaşamada Türkiye'nin uyumluluğunu dikkate alarak biz turizmde yine istediğimiz hedeflerden sapmadan o hedeflere ulaşmak için yine güçlü bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çalışmalar çerçevesinde de turizm eğitimi, sektörün çalışanların niteliğinin yükseltilmesi son derece önemli. Dolayısıyla biz bu turizm eğitimi konusuna bu çerçeveden çok bakarak çok önemsiyoruz meseleyi. Bildiğiniz gibi Türkiye kadim kültürüyle sevgi, merhamet, dayanışma, kardeşlik gibi özellikleri sayesinde, misafirperverliği sayesinde ve olağanüstü doğal güzelliği, çok zengin bir kültürel varlığı, insanlık tarihinin bu topraklarda başlamasından kaynaklanan bu kültürel zenginlik, yine tarihi zenginliğimiz, gastronomimiz, yani turizm adına sayabileceğimiz tüm değerler açısından dünyanın hemen her ülkesiyle her alanda en iyilerine sahip olduğumuz, yarışabileceğimiz bir potansiyele sahibiz ve bu potansiyelimizle 2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerlemekteyiz. Türkiye'nin bu güçlü yanıyla uluslararası pazarda turizm sayısı ve turizm geliri bakımından çok avantajlı bir sürecini pandemi sonrasında ben yaşayacağını ve bir marka ülke haline geleceğini inanmaktayım. Turizm kalkınmada öncelikli bir sektör. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından turizm stratejik sektör ilan edildi. Bu şu anlama geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti politikalarını oluştururken turizmi öncelikli sektör ve tüm diğer kamu kurum ve kuruluşlarının turizme hizmet etmesini, turizmin amaçlarına uyumlu hale gelecek politikaları uygulamasını ve ona yardımcı ve koordinasyon içerisinde çalışmasını sağlanması anlamına geliyor. Biz de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimiz bu 2 yıllık süreçte bunun avantajlarını görmekteyiz. Yaptığımız yasalarda, uyguladığımız politikalarda
turizm amaçlarımız hep gözetiliyor. Diğer kurum ve kuruluşlar da bu anlamda bize katkılar sunuyorlar. Bu çerçevede biz Ulaştırma Bakanlığı biraz sonra değince Milli Eğitim Bakanlığı, diğer kurumlarla Çevre Şehircilik Bakanlığımızla yaptığımız ve yapacağımız protokol ve çalışmalarda hep turizm hedeflerimize varabilmek için o bakanlıklardan, o kurumlardan istediğimiz tüm destekleri almaktayız. Bu da Cumhurbaşkanımızın turizm sektörünü stratejik bir sektör ilan etmesinin bir sonucu olarak karşımıza çıkmakta. Bunun avantajlarını da inşallah önümüzdeki günlerde sağlayacağız. Hedeflerimize ulaşmak için hiç şüphesiz turizm sektöründe iş gücünün teorik ve pratik yeterliliği çok büyük bir önem arz etmekte. Ülkemizde artan tesis ve yatak kapasitesine paralel olarak üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda sektöre yeni elemanların yetiştirilmesinin yanı sıra bakanlığımızca konaklama ve yeme içme işletmelerinde çalışanların mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, niteliklerin arttırılmasına yönelik yaygın eğitim, mesleki turizm eğitimi programları düzenlenmekte bildiğiniz gibi. Bakanlığımız hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde iş yaşamının gerektirdiği beceri ve yeteneklerin kazandırılması, bireylerin kişilik ve yeteneklerinin geliştirilmesi ve iş gücü piyasasıyla uyumunun güçlendirilmesi için turizm işletmelerinde çalışan personele yönelik olarak ücretsiz işbaşı eğitimleri vermeye geçmişten beri devam etmekte. Konaklama ve yeme içme işletmelerinde çalışanlara yönelik gerçekleştirilen bu eğitim programlarına bugüne kadar 100 binin üzerinde sektör çalışanı katılmıştır ve bu eğitimleri almıştır. 2023 hedefimiz olarak turist sayısının 75 milyonlar civarına yükseltilmesi yolunda bir taraftan doğrudan turizm çalışanlarına yönelik işbaşı eğitimlerle hizmette kaliteyi arttırmayı amaçlayan bakanlığımız bir yandan da ağaç yaşken eğilir mantığıyla, anlayışıyla genç yeteneklerin daha öğrencilik dönemlerinde mesleki formasyonlarını en üst düzeye tamamlamasını için çalışmalar yürütmektedir. Bu doğrultuda az önce de ifade ettiğim gibi Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte 2018 yılında yürürlüğe koyduğumuz protokol ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinde okuyan öğrenciler otellerle eşleştirilip bir nevi marka otellerimizi bu okullara himaye ederek sektörün ihtiyacı olan öncelikli insanların yetişmesi ve gerekli lisans eğitimlerinin verilmesini sağlamaktayız. En az bu turizm Anadolu meslek liselerinin bir nevi turizm kolejlerine dönüştürülerek buradan mezun olan öğrencilerin en az mezun olduklarında 3 yabancı dil öğrenmiş olmalarını sağlamak, bu öğrencilerin eğitimlerini Nisan-Ekim arasında bu tesislerde sağlayarak uygulamalı eğitim ve yine Nisan-Ekim döneminde de teorik okullarında teorik eğitimlerini almalarını sağlamaktayız. Ve böylelikle hem pratik eğitimlerini almaktalar, hem bir turizm tesisi nasıl işletiliyor, nasıl süreçler ilerliyor, bunları da yerinden doğrudan uygulamalarla görmüş oluyor öğrencilerimiz. Ve yine bu öğrencilerimiz bu turizm meslek liselerinde okudukları dönemlerinde yıllarda her yıl belli bir miktarda artmak kaydıyla oteller tarafından, himaye edilen oteller tarafından da burs verilmesi sağlanarak daha okurken turizmden belli bir miktarda burs desteğiyle kazanç sağlamaya başlayarak mezun olduklarında iyi bir yetişmiş personel olmaları sağlanmakta. Bu da turizm meslek liselerimize olan talebi belli bir sayıda arttırdığını biz bu bir buçuk yıllık süreçte görmekteyiz. Önümüzdeki yıllarda bu programların başarılı bir şekilde uygulanmasıyla beraber bu talebin çok daha yoğun olacağını, en fazla tercih edilen meslek liseleri arasında olacağını biz öngörmekteyiz. 11 okulla başladığımız ilk yıl, bu yıl içerisinde 36 okul daha ekleyerek 50'ye yakın okula ulaştık. 2023'te 200 adet turizm meslek lisemizin bu kapsamda adeta turizm kolejlerine dönüştürülmesini hedeflemekteyiz. Bu anlamda da Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize çok güçlü bir desteği var. Ben de Milli Eğitim Bakanlığımıza, bakanlık çalışanlarına bu anlamda teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Çok başarılı bir uygulama. Bunun bir adım sonrasında yüksek öğretimde de devamını sağlamak anlamında YÖK'le de çalışmalarımız sürmekte. Başta gastronomi ve mutfak sanatları olmak üzere turizm fakültelerinde ve yüksek öğretim veren tüm turizmle ilgili bölümlerde de benzer anlayışla çalışma hazırlayarak, bir protokol hazırlayarak bunu yüksek öğretimde de devam ettirerek biraz önce Muharrem Hocam'ın söylediği gibi turizm sektöründe ve bakanlıkta çalışanlarının, turizm eğitimi almış olanların oranını
çok çok daha üst sıralara çıkarmayı ve turizmimizin daha nitelikli, konforlu hale gelmesini sağlamak istiyoruz. Ve yine iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün bu okullar tarafından yetiştirilmesini, meslek okulları tarafından, meslek yüksek okulları ve fakülteler tarafından yetiştirilmesini inşallah bu programlarla sağlayacağız. Tabii bunları yaparken sektörle, akademisyenlerimizle, Turizm Akademisyenleri Derneğimizle ilgili tüm paydaşlarla tüm detayları konuşarak belli bir düzeye getirerek bunların uygulamasını sağlamak istemekteyiz. Bu protokol çalışmalarımızın 2023 hedeflerine ulaşma anlamında çok önemli bir işlev göreceklerine ben canı gönülden inanmaktayım. Dolayısıyla biz turizm eğitimde de yine ilgili paydaşların görüş önerileri doğrultusunda belli bir düzeye ve belli bir standarta geleceğimizi, belki de dünyada turizm eğitimi, yine turizmde olduğu gibi turizm eğitimi konusunda da örnek bir ülke olacağımıza ben inanmaktayım. Dolayısıyla doğru bir sürece girmiş olan, hatta bu salgın sonrasında yeni normalleşmeyle beraber yeni dünya düzeninde turizmimizin daha istikrarlı, daha kalıcı ve istediği hedeflere daha istikrarlı bir şekilde ulaşmasının bu turizm eğitimine bakış açısının çok büyük önem taşıyacağını ve biz bu hazırlıklarımızla yeni dünya düzenine turizm anlamında en hazırlıklı ülkelerin birisi olacağımıza inanıyorum. Hocamın da söylediği gibi biz bir başka programa katılmam nedeniyle havalimanına geçeceğim. Ben sözlerimi fazla uzatmadan bu kamu özel sektör ve sivil toplum işbirliğiyle gerçekleştirilen ülkemizin ve dünyanın önemli turizm anlamında önemli bir yere aktarılacağına bu fikir ve görüşlerle burada çıkan görüşlerle katkı sağlayacağına inandığım bu toplantının başarılı olacağına olan inancımı tekrar ifade ederek bu çalıştaya teşrif eden tüm konuklarımıza canı gönülden tekrar hoş geldiniz diyorum. Organizasyonda emeği geçen çok değerli turizm akademisyenleri derneğimize ve başkanımıza ve temsilcilerine ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu düşüncelerle tekrar çalıştayımızın başarılı geçmesine olan temennilerimi tekrar söylüyorum, ifade ediyorum. Tüm katılanlara canı gönülden selam ve saygılarımı sunuyorum. Tabii ki toplantı sonrasında biz Muharrem hocamızla çalıştay sonrasında bir araya gelip bunun sonuçlarını da tekrar bir gözden geçirip bunların en yüksek düzeyde nasıl istifade ederiz Türkiye'nin turizmi geliştirmesi anlamında bunları da çalışıp önümüzdeki günlerde önümüzdeki programlarla bunları inşallah uygulamaya koyacağız diyorum. Ben tekrar saygılarımı sunuyorum. Herkese görüşmek üzere diyorum. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel sözleriniz, güzel dilek ve temennileriniz için. Çalıştay neticesinde biz sizi bir ziyaret edip heyetimizle size de bir briefing vermek isteriz. Çok teşekkür ediyoruz. Memnuniyetle hocam, memnuniyetle. Görüşmek üzere. Sağ olun Sayın Bakanım. Programa ben kendi konuşmamı yaparak devam etmek istiyorum müsaadenizle. Kıymetli katılımcılar, turizm sektörü ülkemiz ekonomisini ayakta tutan, istihdam ve döviz girdisi sağlayan çok önemli bir sektör. Onlarca farklı sektörü de desteklediği için çarpan etkisi de oldukça yüksek olan bir iş kolu. Turizm alanında ülkemizde çok sayıda sivil toplum kuruluşu başarıyla faaliyetlerini sürdürüyor ve turizmin gelişimine katkıda bulunuyor. Turizm Akademisyenleri Derneği olarak bizler de sektöre ve turizm eğitimine akademik destek sağlamak üzere faaliyetteyiz. Konuşmama başlarken öncelikle sizlere derneğimiz ve faaliyetlerimiz hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Derneğimiz 2015 yılında bir grup akademisyen tarafından turizm eğitiminin geliştirilmesi, üyeler arasında işbirliğinin sağlanması, turizme yönelik eğitim ve araştırmalar yürütülmesi gibi amaçları yerine getirmek üzere kurulmuştur. Halihazırda 65 ilde örgütlüdür ve temsilcilikleri bulunmaktadır. Bu zamana kadar derneğimiz birçok çalışma yapmış ve etkinlik gerçekleştirmiştir. İlk çalışmalarımız turizm eğitim kurumlarında uygunsuz kadro ilanlarıyla mücadele konusunda olmuştur. Bu konuda Yükseköğretim Kurulu'nun desteği sayesinde yaptığımız mücadele ile turizm eğitim kurumlarına yapılan uygunsuz istihdamı yok denecek kadar düşük bir düzeye inmesini sağladık. Türkiye Turizm Şurası'nın gerçekleştirmesine katkı sağladık. 11. Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyon raporunu hazırladık. Çok sayıda kongre ve panel organizasyonu gerçekleştirdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Şurası'nı Kuzey Kıbrıs Turizm ve Çevre Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdik.
Şu anda turizmde Türkçenin korunması projesini Türk Dil Kurumu ve sektör STK'ları ile birlikte başlattık. Çok sayıda akademisyenimizin katkısıyla turizm sözlüğü hazırlıyoruz ve Türkçe'de karşılığı olmayan terimlere sektörle birlikte karşılık üretiyoruz. Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacak çok sayıda proje gerçekleştirdik. Bunlar başlıca yapmış olduğumuz faaliyetler. Akreditasyon çalışmalarına gelecek olursak, 2016 yılında TÜRSAP, Türkiye Oteliciler Federasyonu, Turizm Yatırımcıları Derneği ve Türkiye Turizm Turist Rehberleri Birliği ile birlikte turizm eğitiminin sorunlarına yönelik bir rapor hazırlamıştık ve bu raporu bakanlığa sunmuştuk. O dönemde bakanlık konunun muhatabının YÖK olduğunu bize bildirdi ve biz de söz konusu sektör STK'ları ile birlikte öncelikle Başkan Sayın Yekta Saraç Hoca'yı, daha sonra da Başkan Yardımcısı Hasan Mandal Hoca'yı ziyaret ettik. Raporun sunumunu yaptık, turizm eğitiminin sorunlarını dile getirdik. Bizleri dikkatle dinleyen Hasan Hoca, sorunların %80'lik kısmını kendi kendimize çözebileceğimizi, kalan %20'lik kısmının ise yüksek öğretim kurulu olarak müdahale edebileceklerini söylediler. Burada bize yaptıkları öneri, derneğimizin turizm STK'ları ile işbirliği yaparak akreditasyon yetkisini almasıydı. Bizler de yaklaşık bir yıl süren çalışmalar neticesinde 2017 yılında o dönemde Yükseköğretim Kurulu, sonrasında da Yükseköğretim Kurulu'ndan ayrılan ve bağımsız bir yapıya bürünen Yükseköğretim Kalite Kurulu'ndan turizm eğitim programlarının akreditasyonu konusunda yetkilendirildik. Bu zamana kadar da toplamda 8 programın akreditasyonunu yaptık. Halihazırda lisans düzeyinde turizm işletmeciliği, rekreasyon yönetimi, gastronomi ve mutfak sanatları ve turizm rehberliği programları ile ön lisans seviyesinde turist rehberliği, turizm ve otel işletmeciliği, turizm ve seyahat hizmetleri, aşçılık, ikram hizmetleri, turizm animasyonu programlarının akreditasyonunu yapmaktayız. Akreditasyonun özünde kalite kriterleri bulunuyor. Sektör STK'ları ile birlikte hazırladığımız ve dönemsel olarak güncellediğimiz kriterlerimiz sektörün beklentilerini karşılama üzerine kuruldu. TURAK yapılanması 4 profesör turizm akademisyeni, 1 sektör temsilcisi, 1 mezun dernekleri temsilcisi ve 1 de kalite derneği temsilcisi olmak üzere toplamda 7 kişiden oluşuyor ve bağımsız bir üst kurul niteliğinde çalışıyor. Bu kurul 3 yıllığına turizm akademisyenleri tarafından, akademisyenleri derneği tarafından seçiliyor. Kurulda bir de genel sekreter görev yapıyor. Kurulun akademik temsilcileri arasında Profesör Doktor Orhan İçöz, Profesör Doktor İbrahim Birkan, Profesör Doktor Celil Çakıcı hocalar yer alıyor. Sektörü temsilen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği temsilcisi Nuri Uygun Bey, Kalite Derneği'ni temsilen Hüsniye Fırat Hanım ve mezun derneklerini temsilen Erdem Daşçı Bey görev yapıyor. Ayrıca genel sekreter rolünde de doçent doktor Gülten Yurtseven hoca üstleniyor. TURAK'ta üst kurula ilaveten farklı görevleri yerine getiren başka kurullar da var. Bunlardan bazıları eğitim birimi, sektör ve akademiden belirlenen ve gönüllülük esasına görev yapan değerlendiricilerin eğitimini üstleniyor. Şu anda sektörden konaklama, acente ve rehberlik mesleğini temsilen değerlendiricilerimiz var. Değerlendirici havuzumuzda toplamda yaklaşık 80 civarında değerlendiricimiz görev yapıyor. Akademik değerlendiricilerimiz ise turizm alanından profesör ya da profesörlüğü yaklaşmış olan doçentlerden oluşuyor. Danışma kurulumuz var. Sektör STK temsilcileriyle deneyimli akademisyen hocalarımızdan oluşuyor ve yılda bir kez yapılan toplantılarla akreditasyon sistemine ilişkin önerilerde bulunuyor bu kurul. Mevzuatı güncelleme birimi, ölçütler kurulu gibi başka kurullarımız da var. Bunlar da sistemimizin daha sağlıklı bir şekilde işlemesine ilişkin çalışmalarda bulunuyor. TURAK kalite değerlendirmeleri dönemsel olarak güncellenen 10 ölçüte göre gerçekleştiriliyor. Bu ölçütler arasında öğrenciler, program öğretim amaçları, program çıktıları, öğretim planı, öğretim kadrosu, yönetim yapısı, altyapı, kurum desteği ve parasal kaynaklar, sürekli iyileştirme ve son olarak programa özgü ölçütler şeklinde toplamda 10 tane ölçütten oluşuyor. Programa özgü ölçütler, program çıktıları üzerine odaklanıyor ve mezunların sahip olması gereken yetkinliklerin verilen eğitimle uyumlu olmasını gözetiyor.
Turak süreci nasıl işliyor? Kısaca buna değineyim. Öğleden sonra bununla ilgili olarak çok geniş bilgiler verecek Celil Hoca ve Hüsnü hocalarımız. Ben kısaca ifade edeyim. Öncelikle turak.org sitesinde yer alan ve akademi ile sektörün ortaklaşa belirlediği kriterleri taşıdığı düşünülen programlar Ocak ayı içerisinde Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu'na ön başvurularını yapıyorlar. Daha sonra kurul başvuruları değerlendiriyor ve o yılın başvurusu kabul edilen programlarını içeren akreditasyon takvimini ilan ediyor. Daha sonra kabul edilen programlar sitede yer alan çerçevede öz değerlendirme raporlarını hazırlıyorlar ve TÜADER Turak'a Temmuz sonuna kadar gönderiyorlar. Kurul gelen raporları inceliyor, sonra eğer bir sorun var ise müracaat eden programa geri bildirimde bulunup düzeltme istiyor. Sorun yok ise saha ziyaret takımı ve takım başkanları belirlenerek ilgili programla saha ziyaret planlaması yapılıyor. Saha ziyaretinde son derece yetkin ve deneyimli takım başkanları ve değerlendiriciler görev alıyorlar. Burada öğrenciler de değerlendirme sürecine aktif olarak katkı sağlıyorlar. Raporları da hazırlamış oldukları ya da sunmuş oldukları görüşlerde raporlara yansıtılıyor. Ziyaret sonrasında takım tarafından Turak'a sunulan rapor inceleniyor ve programın akredite olup olmadığı kararı kesin olarak kurul tarafından veriliyor. Burada başta takım başkanlığı yapan Celil Çakıcı, Orhan İçöz, İbrahim Birkan, Salih Kuşluğan, Ali Yaylı ve Şafak Ünüvar hocalarıma ve tüm değerlendiricilere, gözlemcilere sürece vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Son dönemde özellikle Sayın Bakan Mehmet Nuri Ersoy Bey'in bakan olmasıyla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda turizm eğitimi üzerinde daha fazla durulmaya başlandı ki biraz önce Sayın Bakan Yardımcımız Nadir Alparslan Bey de bu konuya temas etti. 1900'lü yılların başında pazarlamada bir anlayış vardı. Bu anlayış üreticiler ne üretirsem satarım düşüncesiyle hareket etmeleriydi. O dönemde talep az olduğu için üretilen her şey satılıyor. Ancak günümüzde kurgu tamamen hedef kitlelerin beklentisi ve tatmini üzerine şekillendirildi, konumlandırıldı. Eğitim sektöründe de tüm turizm eğitim kurumlarında bu anlayış egemen olmak zorunda. Öğrencilerimiz sektörün beklentileri doğrultusunda yetiştirilmeli. Mezunlarımızın da sektörde istihdamının önündeki engeller ortadan kaldırılmalı. Ki biraz önce bahsetmiştim bununla ilgili olarak bazı yasal düzenlemelerin yapılması ve anlayış değişikliklerinin gerçekleştirmesi gerekiyor. Sözlerime bu düşüncelerle son verirken turizm eğitiminde kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza destek veren Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Sayın Muzaffer Elmas Hocama, kalite kurulu üyelerine, Yükseköğretim Kalite Kurulu uzmanı Ayhan Koçer Bey'e, çalışmalarımızı en başından bu yana destek veren Türkiye Seyahat Acentileri Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu, Turist Rehberleri Birliği, Turizm Yatırımcıları Derneği, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği, Turizm Otel Yöneticileri Derneği başta olmak üzere tüm turizm STK'larına, Akreditasyon Kurulu'nun tüm kurullarında görev yapan üyelere ve özveriyle görev yapan değerlendiricilerimize, ayrıca Çalıştay'da konuşmacı olarak davetimizi kabul ederek bizleri onurlandıran bakan yardımcımıza, rektörlerimize, sivil toplum kuruluşu başkanlarımıza, organizasyon ortağımız olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ne, Sinop Üniversitesi'ne, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne ve Doğu Akdeniz Üniversitelerine, organizasyonda emeği geçen başta teknik destekçimiz Hotel Linkage firması olmak üzere tüm ekibimize şükranlarımızı sunuyorum. Tüm paydaşlarımızdan bu zamana kadar verdikleri desteklerin devamını diliyorum. Turizm eğitim kalitesinin artmasına yönelik bu çalışmaya katılarak beni sabırla dinlediğiniz için tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu TURAK Başkanı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Muharrem Tuna'ya teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Muzaffer Elmas'ı arz ederim. Evet, ben de hepinize saygılar, sevgiler sunarım. Bizler tabii turizmin şu anda hareketli olduğu bir zamanda ofislerimizden bakıyorum, yayın yapıyoruz. Gerçi otelden yayın yapanlar da var ama artık kısmet diyoruz. Şimdi bu toplantıyla ilgili benim konuşmam, aslında sunum
vardı ama konuşma olarak gerçekleştireyim. Şimdi bir kere genel olarak bizim kalite kurulu olarak, yükseköğretim kalite kurulu olarak yükseköğretime bakış açımız şöyle aslında. Bunu işte kurulduktan bu zamana kadar geçen süreçte hep söyledik. Yani herkes diyor dünya değişiyor, hızla değişiyor, dijital çağ derken bu sürecin tam içinde pandemi süreci çıktı ve bu söylemlerin hepsi burada gerçek oldu. Yani biz bunlara ayak uydurmakta zorlanırken, ayak direrken, işte uzaktan eğitime, online eğitime, dijitalleşmeye bu sürecin ne kadar önemli olduğunun farkına vararak hepimiz bu süreci yaşadık. Aslında bu cümleler bu pandemi öncesi de çok kurulmaktaydı. Yani yüksek öğretim artık türbülansa girdi, duvara toslayacak. Bunun için acil önlemler gerekiyor. Bu önlemler için iki tane çok önemli parametre söyleniyor. Bir tanesi herkese, tüm okuyanlara, hatta mezunlara, hatta hayat ve öğrenme kapsamında yetkinlik, yeterlilik kazandırmak. Yani bir kişi turizmci mi olacak, sosyolog mu olacak veya sağlıkçı mı, mühendis mi olacak? Artı dünyada ayakta durabilecek işte yabancı dil, analitik düşünme, karmaşık problem çözme, toplumla şu anda hatta pandemi süreci çıktı, yeni bir yetkinlik eklendi. Bunlara herkesin sahip olması gerekiyor. Yani meslek dışında. İki, böyle bir süreci yönetecek bilişim destekli yönetim, liderlik. Bu iki hususu yakalayanlar dünyaya ayak uydurabilir, diğerleri geride kalabilir diye bunu iki senedir sürekli söylüyoruz. Ve gelecek, yakın gelecek tahminlerini de online destekli öğrenme, online öğrenme değil kesinlikle onu söyleyeyim. Online destekli öğrenme, sertifikalar, mesela bazı eğitimler için 4 senenin, 5 senenin gerek olmadığı, daha kısa sürelerde bunların kazandırılabileceği gibi konular çok çok gündemimizde yüksek öğretim. Bunların çoğu artık bu pandemi süreciyle de biraz daha hepimizin gündemine geldi. Yani bunları hepimiz ya bunlar olmaz, uzun sürede olur, yakın sürede olur derken birden gündemimize geldi. İkinci konu şu, biz Yüksek Öğretim Kalite Kurulu olarak şunu yapıyoruz. Üniversitelerimiz biliyorsunuz özel kuruluşlar. Dünyadaki gelişmeleri, kendi bölgesindeki durumu, ülkesinin hedeflerini ve kurumun kapasitesini dikkate alarak üniversiteler bir hedef belirler. Eğitim konusunda bir hedef belirler, araştırma konusunda bir hedef, politika belirler, topluma katkı konusunda bir politika belirler. Sonra bunları uygular, bu hedefleri uygular. Sonra uygulamalara bakar. Acaba ben hedeflerim doğrultusunda bir üniversitede eğitim ve araştırmayı yapıyor muyum? Hedeflerime ulaşabiliyor muyum? Mezunlarımız amaçladığımız doğrultuda mezun olduktan sonra bu yetkinlikleri kullanabiliyor mu? İş hayatına, dünyaya kolay adapte olabiliyor mu? Araştırmalarımızın bir etkisi, katkısı var mı gibi konuları üniversitelerimiz değerlendirip tekrar planlamaya döner. Yani böyle bir döngüyü sağlar. Yani üniversite kendi içinde bir iç kalite güvence sistemi kurar. Yani bu döngüyü kendi içinde yapar. Sonra der ki kalite kurulu, yükseköğretim kalite kurulu veya başka bir kuruluş, önemli değil. Gelin bizim sistemimize bakın. Biz de yaptığımız şey şu, bu zamana kadar değerlendirme yapıyorduk. Şimdi kurumsal akreditasyona geçtik. Bizim kriterlerimiz doğrultusunda o üniversitedeki bu süreçleri hazırlanan rapor doğrultusunda bakıp sonuçta akredite oldun veya olmadın diyoruz. Ama akredite olmadın dediklerimize veya 2 yıl akredite olmuş olanlara da seviyelerini, düzeylerini yükseltme konusunda destek oluyoruz. Yoksa biz yargılayıcı bir kuruluş değiliz biz. Şimdi dediğimin benzer bir şeklini program akreditasyonunda düşünelim. Program akreditasyonunda benzer şekilde turizm herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümün yerindeki turizm programlarından bir tanesi programını yaparken ne yapar? Dünyadaki gelişmeleri, ülkenin hedeflerini, o bölgenin durumunu dikkate alarak ilgili paydaşları bir araya getirerek o bölümün amaçlarını, hedeflerini ve öğrenme çıktılarını hazırlar. Zaten bunu böyle yaptığınız zaman paydaşlarla birlikte yapmanın anlamı şu. İşte istihdama, kolay istihdama yönelsin, istihdam edilsin,
piyasaya, dünyaya kolay adapte olabilsin, daha esnek bir eğitim alsın, başka alanlara da yönelsin. İlla insan bir mesleği okudu diye o meslekte dünyada tüm ömrünü geçirecek diye bir şey yok artık. Dolayısıyla esnek bireyler yetiştirmek, bunu yaptığı zaman aynı şeyi program bazında az önce Muharrem Hocam ayrıntılarını anlattı. Program akreditasyon ajansları da gidip o bölüme, evet bunlar paydaşlarla birlikte yapmış, böyle öğrenci yetiştirecekmiş, hocasını böyle eğitmiş, böyle bir eğitim mezun yetiştirmeye yönelik altyapısına bakarak bir karar verir. Dolayısıyla bu da program akreditasyonu. İkisi birbirini tamamlayan bir husus. Yani biri kurumsal bazda, diğeri de program bazında bakıyor. Bizim tercihimiz kurumsal bazda akredite olan kurumların program akreditasyonlarının taleplerinin %60-70'ini zaten karşıladığı için program akreditasyonlarının çok daha kolay hale geleceğini düşünüyoruz. İkinci buradaki bakış açımız da şu. Tabii dünyada pek çok kalite ajansları var, uluslararası ajanslar. Bunlar yıllardır, 100 yıl, 130 yıllık, 40-50 yıllık ajanslar var. Biz bunlardan da yararlanabiliriz ülke olarak. Ama şunu hiç göz ardı etmeyelim. Bir yerden alınan, transfer edilen işler ülkemizde pek sağlıklı sonuçlar vermiyor. O bakımdan biz tüm dünyayı dikkate alarak, ülkemizin koşullarını, bölgemizin koşullarını dikkate alarak kendi kriterlerimizi oluşturmak zorundayız. Ama bu kriterlerimizde tüm dünya ile konuşmak zorunda. Biz de Yükseköğretim Kalite Kurulu olarak şunu yaptık. İşte tam yeni kanuna göre kurulduğumuzdan sonra 1 Nisan 2018'den itibaren işte 2 yılı biraz aştı. Bu süre içinde yoğun bir çaba göstererek Avrupa Kalite Ajanslar Birliği'ne tam üye olduk. Ki ülkemizin 10-15 senedir bu gündeminde olan bir konuydu. Tam üye olduk. Sonra Asya Pasifik Ajanslar Birliği'ne, Dünya Kalite Ajanslar Birliği'ne, Amerika'daki çatı kuruluşlara tam üyelikleri de tamamladık. Ama bizim buradaki hedefimiz şu, biz tüm dünyayla konuşsun bizim sistemimiz ama kendimize özgü olsun. Kendimize özgü olsun dediğimizde zaten değişen şey %10-15'leri geçmez. Çünkü bu üniversite, evrensel kuruluşlar. O bakımdan hani bizim genel yaklaşımımız bu. Biz istiyoruz ki ülkemizde de kalite akreditasyon ajansları çoğalsın. Nitekim bu sayı bir senede %50-60 da arttı. Daha önce 6-7 olan sayı 10 oldu. Şu anda 17-18 civarında. 5-6'ya yakında dışarıdan gelen ajanslar var. Benim hani bireysel görüşüm, bunların hani ülkemize yerel ajansların gerçekten kendileri evrensel normlara göre hazırlamış olan, ona da inandığımız yerel akreditasyon ajanslarının ülkemize çok daha faydası ve katkısı olacağına inanıyorum. Ama o ajansların da uluslararası ağlara üyeliklerini ve onların yaptıklarıyla da ilgili olması gerekiyor. Zaten turizm kaçınılmaz olarak bunları yapmak durumunda, zorunda. Türkiye'de akredite olan program sayıları da 800'e yaklaştı. Bu yine düşük bir rakam. Yani lisans programlarında 8000 civarında lisans programı düşündüğümüzde çok düşük bir rakam. Ama hızla bu sayıların artmasını istiyoruz. Bunu teşvik ediyoruz. Bu gönüllü bir iş. O da bizim bu süreçler içinde izlediğimiz, takip ettiğimiz, desteklediğimiz bir husus. Son olarak bir de şunu belirtmek isterim. Şimdi COVID döneminde yüksek öğretim konusunda çok çeşitli cümleler kuruluyor. Biliyorsunuz biz ilk dönem gerçekten YÖK'ün de çabalarıyla, dinamik bir olaya bakış açısıyla Mart ayında üniversitelerimiz online eğitime geçti ve online eğitimi yaptık, sınavlarını da yaptık. Buradaki eğitimi biraz çok fazla dikkate almamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu çok, hepimiz evlerdeyiz, pandemi süreci, afet süreci. Burada günah ile sevabıyla bu dönemi kapattık. Ama bundan sonraki planlamalarda, özellikle bu güz yarısındaki planlamalarda mutlaka ve mutlaka öğrenciye kazandırdığımız bilgi, beceri, yetkinlikleri dikkate alarak bu planlamaların yapılması lazım. Bunların program bazında dikkat, ders bazında dikkate alarak biz hangi yetkinliği uzaktan yapabiliriz, hangisini yüz yüze yapabiliriz dikkate alıp buna göre eğitim öğretim programı, yani eksene bunu koymalıyız. Yani öğrenci olabildiğince yüz yüze gelmeyi esas alacak planlamalar yapmalıyız. Hani ben hani düşünüyorum mesela
üniversite hocalarımız biraz yorulacak ama bence biraz burada fedakarlık da gerekiyor. Çünkü biz böyle online eğitimle bu süreci sürdürerek ülkemizdeki bu eğitimin daha fazla zedelenmesine bence göz yummamalıyız. Olabildiğince sosyal mesafeyi esas alıp, dikkate alıp, bilgi beceri yetkinliği de eksene koyarak, gerekirse hafta sonu, gerekirse günde iki tur, hani bir tur sabahtan ikiye kadar, ikiden sekize kadar gibi. Yani buralarda eski alışkanlıklarımız değil, yeni yaklaşımımızla buralarda fedakarlık yapmamız gerekiyor. Ve bu yaz ayını üniversitelerimizin yoğun bir şekilde bunun üzerine çalışmaları gerekiyor. Bakın ilk dönemin online eğitim olduğunu ve başarılı olduğunu kimse söylemiyor zaten. Yani o bir bilgi aktarma, bir süreci en az zararlı atlatma dönemiydi. Ama güz döneminde iki şeyi eksene alarak, birisi sosyal mesafe, biri bilgi beceri yetkinliği kazandırma. O yüzden bunu da ben eklemiş olayım. Ben yani bu toplantının düzenlenmesinde biz de hani birlikte söylediler. Biz kaliteyle ilgili, akreditasyonla ilgili Türkiye'de yapılan her çalışmaya çok yakından ve mutlaka destek verme zaten amacımız, hedefimiz. Birlikte çünkü bu aynı geminin içindeyiz. Yaptıklarımızla Türkiye'deki yüksek öğretimin kalitesini, eğitim kalitesini, araştırma kalitesini, diğer kalitesini yukarı götürülmesine yardım olacak mekanizmaları kurmak, kurgulamak, üniversitelerin bu konudaki yaptıklarına destek olmak ana hedefimiz. O yüzden Turizm Akreditasyon Turizm Akademisyenleri Derneği, ismini yanlış söylemiyorum değil mi? Turizm Akreditasyon Eğitim Akreditasyon Derneği'ne çok teşekkür ederiz. Böyle bir organizasyonu yaptıkları için, bize de konuşma fırsatı verdikleri için. Ben hepinize sevgiler, saygılar sunarım. Kolay gelsin. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yalnız panele geçeceğiz biraz sonra. Sadece size bir soru sormak istiyorum. Ya da bir açıklama aslında. Son dönemde üniversitelere gönderilen, TÜRKAK tarafından gönderilen bir yazı var. Akademik birimlerimizin kafasını karıştırmış. Sizden bu konuyla ilgili olarak bir açıklama rica etsem. Hocam aslında şöyle, geçen sene de benzer şey olmuştu ve biz kendilerini söylemiştik. Hatta bizim yönetim kurulu üyemiz TÜRKAK Başkanı da. Oradaki kasıt bunların ki yani eğitimin sistemi bizim anladığımız manada bir akreditasyon değil. Oradaki araçların akreditasyonu, kullanılan o farklı bir husus. Yani tamamen farklı, hiçbir alakası yok. Ama böyle isim karmaşası Türkiye'de 3-5 yerde var zaten, böyle ara sıra böyle karşımıza çıkıyor. Ama yüksek öğretimin program akreditasyonunun işi, görevi, yaptıkları, sonuçları bunlar evrensel bir şey zaten. Dünyanın neresine giderseniz aynı. Dolayısıyla diğerlerinden tamamen farklı. İsmi akreditasyon olan, maalesef bu konuda çok üst düzeydeki insanların da yanılgıları oluyor. İşte biz bir iki atölyeyi, bir aracı, bir laboratuvarı akredite etmeyi de akreditasyon aynı süreçte sayanlar da çıkıyor bazen. Ama bunlar farklı hususlar. Kelime, başka bir kelime de bulunamadığı için bu kelimeyle devam ediyoruz. Ama bu konuda tekrar biz bir uyaracağız. Bugünkü toplantıda da gündeme getiririz. Evet, çok teşekkür ediyorum. En yetkili ağızdan bu konuya da açıklığa kavuşturmuş olduk. Çok teşekkür ediyorum Muzaffer Hocam. Sağ olun, biz de teşekkür ederiz.